Merhaba arkadaşlar, ben Faruk Çubukçu. Bu videoda sizlere hızlı erişim çubuğu dediğimiz Excel'in üst başlık çubuğunda yer alan bu araçlar bölümünü arkadaşlar eklemeler yapmayı göstereceğim ve tipik olarak hangi eklemeler bize yararlı olabilir onları sizlerle paylaşacağım. Tabii İngilizce kullanımlarda Quick Access Toolbar'ı diyoruz. Buradaki araçlar bazen onun burada olduğu da görülür. Şöyle üzerinde tıkladığınızda onu silah arkadaşlar şeritin altında göster. Görmüş olduğunuz gibi burada göründü ve şeritin üstünde göster gibi. Yani şerit bölümü de burası arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar buraya ekleme yapabilmek için şu oka tıklıyoruz, açıyoruz. Böyle klasik bir açma yeri. Bunlardan istediklerimizi ekleyebiliriz. Bakın bunların hepsi yararlı şeyler. E-posta ile gönder. Baskı ön izleme, hızlı yazdır. Bunların hepsi kullanılabilecek şeyler, sıralamalar. Dokunma ve fare modu gibi arkadaşlar. Şimdi bir de tabii arkadaşlar biz bunu diğer komutlar diyerek daha fazlasını ekleme durumumuz söz konusu olabilir. Şimdi burada İşte beğendiklerimizi seçebiliriz. Yazı tipini değiştirmek, yapıştırmak vesaire. Toplam çok sağda kaybediyorum diye koyalım bir tane. Şimdi arkadaşlar, tabii burası bu kadar değil. Şurayı açtığımızda hem varsa makrolarımızdan ekleyebiliriz buraya. Yani bir makro oluşturmamız lazım. Örnekleriz şimdi. Ya tüm komutlar dediğimizde işte bildiğim kadarıyla 900 civarında yani yüzlerce araç burada. Benim size birkaç tane önerim olacak. Siz tabi kullandıklarınızdan yani buralarda gidip de ya ben daha çok işte veri sıralama yapıyorum veya görünümden bölmeleri dondur onları alabilirsiniz. Onları buradan da bulabilirsiniz popülerden. K basıyorum. İngilizcesi camera C'de. Kamerayı arkadaşlar size göstermek istiyorum. Biliyorsunuz tipler bölümümüzde de var. Şekli değiştir önermek istiyorum size. Şekli değiştir, şekli değiştir. Ne işe yarayacak göstereceğim. Açıklamalar değiştirmeye. Görünür hücreleri seç var. Evet. Onu da alayım. Çünkü bunu yapabilmek için F5 tekrar özel seçim falan 5-6 işlemi yapıyorsunuz. Yani aslında böyle arkadaşlar. Çok sayıda işlemle gidip çok sayıda mouse hareketiyle gittiğiniz şeyleri bir tuşla kullanabileceğiniz hale getirmek. Evet. Bunları ekledim. Tamam diyorum. Şimdi gelelim birkaç tanesinin kullanılmasına. Şu şekli dönüştürden başlayalım. Anladık. E-posta hani bunu direkt ek olarak gösterecek. Bakın ben size şekli değiştirden başlayayım. Mesela açıklama koyduğunuzda Shift F3 özür dilerim Shift F2 açıklama koyduğunuzda mesela buraya işte bir şeyler yazdınız. Bu açıklama arkadaşlar. Bir daha yapayım. Silmek istememiştim. Shift F2 bu satış kesin değil. Bunlar biliyorsunuz Excel'de ufak tefek şeyler. Çok güzel. Ancak ya da işte en çok satılan ürün vesaire gibi belki çok. Açıklamayı göster gizliyi seçtim. Şuradan yapayım siz daha iyi görün diye. Göster. Açıklama. Bla 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 bla. Deneme diyorum. İşte bu açıklamayı göster gizli haline getirdikten sonra hani göster dedikten sonra arkadaşlar seçiyorum. İşte şekli değiştire şimdi gidiyorum. Açıklamamın yıldız haline getiriyorum. Dahası renklendiriyorum. Demek ki arkadaşlar böyle ufak tefek şeyler ama hani görselliği artırabilecek günlük hayatımızda bazı şeyleri hani burada atıyorum. En çok yaptığımız satış var. Onu o şekilde dikkat çekmek için yapmış oldum.
bu işe yarıyor. Yine kamerayı size göstereyim arkadaşlar. Şöyle düşünebilirsiniz. Bu müşterilerin bir sayfa daha var. Döviz kurları vesaire. Mesela şurayı seçtim. Burası benim için başka yerde de görmek istediğim bir bilgi. Kameraya basıyorum. Buraya geliyorum. İşte efendim burada onu görmek istiyorum. Demek ki benim için hani bu odan bana gereken bir bilgi. Diyelim ki döviz kurları var ben burada. Buradaki bu bilgimi incelerken buradan da yararlanıyorum. Hani sanki gidip oraya bakıp geliyormuşum gibi bir durum olacak arkadaşlar. Belki sayfa olarak çok ilişkili bir şey olmadı. Ama şöyle kullanımları var. Tekrar çift tıklayınca kaynağına bizi götürecek. Burada bir değişiklik olursa onu da tekrar orada yansıtacak. Demek ki iki sayfa arasında, sheet arasında bir bölümün görülmesini sağlayacak. Gereksinim kalmadığında kaldırılabilecek. Buna ilişkin arkadaşlar tipler bölümünde de vardı zaten. Burada amacımız buraya yararlı şeylerin dizilmesinde. Onun dışında başka ne yapabiliriz? Yalnızca gönül hücrelerimiz vardı. Onu da filtrelemede kullanıyoruz. Bir de makromuzu koyalım buraya. O daha çok işinize yarayabilir. Diyelim ki ben bir makro hazırlayacağım. Seçtiğim hücreyi nasıl bir makro hazırlayalım? Hani peki şöyle yapalım. Geliştirici makro kaydet. Faruk deneme makrosunu hazırladım. Bütüşe basacağım vesaire. Makrom şöyle olsun. İşte şu kadar hücreyi seçiyor ve sarıya boyuyor. Yani ne yapalım? Sonuçta makrolar bölümünde çok makromuz var. Maviye boyasın ve arkadaşlar tekrar geliştireceğim kaydıdır. Burada amaç şu değil. Yani geleceğim burada makroyu çalıştı. Amaç burada makromuzu da yukarıda görebilmek. Bakın makrolara gidiyorum. Bizim Faruk denemeyi alıyorum. Hatta ona istediğim bir simgeyi bağlıyorum. Şuradan kapatalım onu. Tamamdır. Herhalde. Evet. Şimdi arkadaşlar bakın herhangi bir yerdeyim. Basıyorum. Bizim makro üzerine gelin bakın Faruk deneme. Bakın o alanın görmüş olduğunuz gibi yeni bir sayfa yarattığımda da 1, 2, 3 diyelim. Buranın da ne olacak oraya bastığımızda orayı mavi olacak. Yani burada amaç tabii bir makronun bir şey hesapladığı yaptığı değil arkadaşlar. Makro düğmelerinin de hazırlanan buraya konulması, bazı yararlı şeylerin konulması, sık kullanabileceğimizi düşündüğümüz şeylerin kullanılması arkadaşlar. Baskı ön izleme vesaire gibi şeyler olabilir arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videoda sizlere hızlı erişim çubuğu Quick Access Toolbar'ımıza ekleyebileceğimiz düğmelerle ilgili bilgi vermeye çalıştım. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.